Dünden Kalanlardan herkese merhaba efendim. Haftayı Hakan Güldağ'la kapatacağız. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok yayınlar teşekkür olsun. Ediyorum. İyi yayınlar olsun. Uzunca bir süreden sonra tekrar beraberiz. Biz şimdi dönelim. Avrupa piyasalarındaki son durumu almak için Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönelim. Ceren hoş geldin. İyi akşamlar sana da. Neler aktaracaksın bizlere? Merhabalar Gözde, iyi akşamlar. Evet, bugün Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde iyimser bir seyir var. Endekslere baktığımız zaman Fransa ve Alman DAX endeksi %0.5'e varan oranda değer kazanıyor. İngiltere borsası %0.2 primli. İspanya borsasına yükseliş %1'e ulaşmış durumda. Özellikle az önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron savunma harcamalarını önümüzdeki dönemde artıracağını açıkladı. Ve bu açıklama Fransa'da savunma hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi. Fransız savunma hisseleri %2 civarı değer kazanıyor. Tabii baktığımız zaman 2024-2030 yılları arasında savunmaya 400 milyar euroluk harcama yapılacağını duyurdu. Bu önceki döneme kıyasla 3'te 1 oranında bir artışa denk geliyor. Çünkü bir önceki dönem 295 milyar euroluk bir harcama taahhüt edilmişti. Yani önemli ölçüde bir artışa işaret ettiğini görmekteyiz. Tabii diğer tarafta aslında bu planı açıklaması protestoların yaşandığı günün ardından geldi. Çünkü dün Macron'un emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren yasa tasarısına karşı ülke çapında özellikle kamu hizmetlerinin durduğu büyük protestolar yaşanmıştı. Yani yaklaşık 400 bin kişinin protestolara katıldığı tahmin ediliyor. Diğer yanda İtalya Merkez Bankası büyüme tahminlerini yükseltirken enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Çok daha iyimser bir görünüm çizdiğini görüyoruz. Bu sene için önceki tahmini %0.4'lük büyüme yönündeydi. Bunu %0.6'lık büyüme şeklinde revize ettiğini gördük. Enflasyonu tahminli ise %7.3'ten %6.5 seviyesine düşürdü. Tabii aslında bu yeni öngörüler artan faizler ve enerji kriziyle İtalya hükümetinin çok daha iyi baş ettiğini gözler önüne seriyor diyebiliriz. Diğer yanda önümüzdeki dönemde özellikle bahar ayları sonrası büyümenin hızlanması, 2024 yılı boyunca enflasyonist baskılarının daha da azalmasıyla büyümenin daha da hız kazanmasını bekliyor İtalya Merkez Bankası. Oldukça iddialı bir plan sunmuştu. Yani şimdiye kadar enerji kriziyle mücadele kapsamında hane halkı ve işletmelere toplamda sağlanan desteklerin tutarı 75 milyar euroya ulaştı. Fakat İtalya'nın borcuna ilişkin soru işaretleri artıyor. Çünkü kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene %145'ler seviyesine kalması öngörülüyor. Diğer yanda hafta sonu İtalya Başbakanı Meloni Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Çünkü Cezayir İtalya'nın doğalgaz ihtiyacının %38'ini karşılama sözü vermişti. Burada işbirliğinin taraflar arasında daha da artırılması planlanıyor. Eğer Cezayir İtalya'ya sağladığı doğalgaz ihracatını artırması durumunda 2023-2024 kışını tamamen aslında hiçbir ihtiyacı olmadan tek başına atlatabilecek kapasiteye gelecek İtalya. Bununla beraber baktığımız zaman tabii İtalya Başbakanı Meloni'nin şimdiye kadar Avrupa Merkez Bankası'na sert eleştirileri vardı. Avrupa Merkez Bankası'nı ekonomiyi tehlikeye atmakla ve kredi sıkışıklığı riski almakla eleştirmişti. Aynı şekilde bakanlardan da kabinede benzer eleştiriler geldiğini görmüştük. Bugün de Davos'ta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamaları takip ettik. Lagarde faiz politikasına herhangi bir değişiklik olmayacağını, yani rotanın dışına çıkmayacakların tekrar sözünü vermiş oldu. Piyasanın beklediği gibi Şubat ve Mart aylarında 50'şer bas puanlık faiz artırımı gelmesi bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Diğer tarafta kurumlar da Euro bölgesinin büyümesine ilişkin giderek daha iyimser bir hal alıyorlar. Geçtiğimiz hafta bir dizi kurum büyüme beklentilerini yükseltmişti. Bugün de Morgan Stanley Euro bölgesi için 2023 yılı büyüme beklentisini yukarı çekti. %0.2'den %0.5 seviyesine çıkardı. Özellikle enerji krizinin hafiflemiş olmasına, yani enerji fiyatlarında yaşanan düşüşü buna gerekçe gösterdi. Tabii aslında her ne kadar 2023 yılında büyüme bekliyor olsa da ilk 6 aylık döneme ilişkin tedirgin. Çünkü bu dönemde bir durgunluk riski görüyor ekonomide ve Avrupa ekonomisinde. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını, yani politikasını sıkılaştırmasının hem 2023 hem de 2024'te ekonomik görünüme yönelik riskler yaratacağını ifade etti. Mayıs 2023'e kadar faizleri Avrupa Merkez Bankası'nın %3.25 seviyesine çıkarmasını beklediğini söyledi. Bugün son olarak Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına bakacak olursak doğalgaz fiyatları bugün sınırlı yükseldi. Hollanda'da işlem gören vadeli kontratların megawatt saati 64 eurolar seviyesine tırmandı. Hafta içerisinde 54 eurolar seviyesine kadar geri çekilmişti. Yani 16 ayın en düşük seviyesini test etmişti. Yine de baktığımız
baktığımız zaman 2020 başından bu yana en büyük haftalık kaybını kaydetmeye hazırlanıyor. Çünkü 6 hafta üst üste doğalgaz fiyatlarında düşüş eğilimin devam ettiğini, bu fiyatlarda yaşanan düşüş, yani enerji maliyetlerinde yaşanan bu hızlı düşüş nedeniyle kurumların Euro bölgesi ekonomisinin görünümüne dair giderek daha iyimser bir noktaya evrildiğini söyleyebiliriz Gözde. Ceren, çok teşekkür ediyoruz tüm bu aktardığın detaylar için. Şimdi Hakan Güldağ'la sohbetimize başlayalım. Aslında tabii bugün beklentiler de vardı bir miktar Tim Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'nın toplantısından. Doğru. Ama böyle sanki bir anda hani Allah Allah bir şey konuşulmamış mıydı acaba diye de böyle biraz şaşırmadık değil. Şimdi iş yine döndü dolaştı geldi, rekabetçi miyiz değil miyiz tartışmasına. Evet, evet. Siz anlatın Hakan Güldağ, ne dersiniz? Kurumlar ne diyor? İhracatçılar ne diyor? Neler konuşuluyor şu anda? Evet, şimdi tabii yani Merkez Bankası Başkanı ile TİM Başkanı'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın, yani Şahap Kavcıoğlu ile Mustafa Gültepe'nin bir araya geleceği biliniyordu. Birçok konunun da tartışılacağı, görüşüleceği düşünülüyordu. Bir de bir alttan alta bir destek paketinin geleceği ihracatçılara dönük bu konuşuluyordu. İşte biz de haberleştirdik. Herkes bunların üzerinden baktı. Ama bugün iki başkanımızın ortak yaptıkları açıklamada hani bu yönde bir destekle ilgili bir açıklama olmadığını, hani şikayetler, ki ihracatçılar son dönemde epey bir bu konuyla ilgili şikayette bulunuyordu. Ya da yani ihracatçı uzun bir dönem işte rekabetçi kur üzerinden hareket edileceğini düşünürken kurların belli bir seviyede yatay seyrettiğini diyelim görüyordu. Bunun kendisinin maliyet yapmakta zorlandığını ifade ediyordu bundan dolayı. Fakat hani bunlara çok fazla değinilmeyen bir şey oldu, açıklama oldu. Hani bir fazla da bir sorunun olmadığı algısı daha çok ortaya çıkmış oldu. Bakalım, yani önümüzdeki günlerde bunu izliyor olacağız ama hani benim görebildiğim, yani ihracatçılarla, üreticilerle görüştüğümüz daha çok şu anda masada olan, yani yönetim kurullarında, icra kurullarında masada olan iki temel konu var. Bunlardan bir tanesi büyük ölçüde, yani finansmana erişim hala bütün bunların zemininde duran konu olarak ama öne çıkmış iki konu. Birisi asgari ücret ve EYT meselesi. Hani bununla nasıl başa çıkacağız diye düşünen önemli bir şey var. Sanayici, üretici kesim var. İhracatçılar dahi bunun içerisinde. Onu da şöyle ifade etmek lazım. Niye onlar da dahil? Çünkü onlar da maliyetlerinin çok arttığını ama buna karşılık gelir tarafında özellikle de kurların yatay seyretmesi nedeniyle, Türk lirasının reel olarak değer kazanması nedeniyle, şimdi bunu da bazen böyle söyleyince Türk lirası değer kazanıyor filan, herhalde şimdi sokağa çıksak herkes diyecek ki siz neden bahsediyorsunuz? Evet. Bizim böyle paramız... teknik konuşunca anlaşılmıyor ama evet, tabii şunun bizim... için enflasyon neyse aslında, evet, kurun o kadar değer kaybetmesi beklenir. Bizde enflasyon, Türk lirasının diyelim tabii herhalde, Türk lirasının, evet, ama bizde enflasyon işte yıl sonu 65 desek kabaca, kurdaki değer kaybı da kabaca 30'sa nerede bu geri kalan 35 diye işte genelde soruluyor. Bir adil değer de hani zikrediliyordu ihracatçılar tarafında. Hatta ihracatçılara bir kur önerilir mi diye de çok konuştu. Yani çok, evet, mümkün olmamakla birlikte ama. Bu da olabilir mi diye konuşuluyordu. Çünkü Arjantin vesaire gibi, hı-hı, yerlerde bunun uygulandığı yönünde son dönemde bilgiler de öne çıkmaya başlamıştı. Hani bir sektörel bazda bir kur olur mu? Özellikle tekstil sektöründen bu yönde çok fazla talep geliyor. Aynı şekilde ayakkabıcılardan da mesela ben geçenlerde toplantıda bu yönde bir takım taleplerin olduğunu gördüm. Ya da bir forward kur belirlenebilir mi daha yüksek, hani en azından onu alacağımızı bilmemiz iyi olabilir diye ifade ediyorlardı. Bu arada forward'ta olan değerlerin BIOP'a göre
biraz daha ucuz olduğu görülüyor. Bilmiyorum, bakalım ona da bir yeni düzenleme gelir mi, ama bu tamamen parantez içinde söylüyorum. Yani gördüğüm tablo şu. Ekonomi yönetimi, Merkez Bankası diyor ki biz burada hala Türk lirası çok ucuz. Reel olarak değer kazanıyor olsa bile, yani siz dediniz ki işte enflasyonun rakamını söylediniz. Belki bunun üretici enflasyonu üzerinden de bakmak lazım. Hadi ikisini böyle çok kabaca alalım. Birisinin maliyetlerdeki artış 100, en azından ücret bakımından öyle. Hı hı. Değil mi? Yani asgari ücretten bakarsanız bir senedeki artış %100. Zaten öyle. Öyle, %100, tam %100. Hani bunu baz aldığımızı düşünelim, ama kurlardaki artış nedir? %38-40. Yani bu aradaki şey aslında %30 nerede, yüzde daha doğrusu 60 nerede de diye deseniz olur yani. 40'a 100 ise 60 nerede de deseniz olur. Bu tarafı, ihracatçıyı zora soktuğu söyleniyordu. Kim tarafından? Bizzat ihracatçılar tarafından. Ekonomi yönetimi de biz kurlarla şu anda oynayamayız, kurların gitmesine çok izin veremeyiz. Bu enflasyon programımızı etkiler. Artı ithalatı sonuç itibariyle kur, yani ithalatta bir kıpırdanma var, ama ihracat için de bu düzeyler gayet uygun. Hala Türk lirası çok ucuz diyorlar. Yani bir sürece bakarak bunu söylüyorlar. Şimdi buradan doğrusu bir aslında çelişki ortaya çıkıyordu. Yani nasıl yürütülecek, nasıl gidecek bu işin? Acaba burada bir takım adımlar atılır mı? Beklenti bu yöndeydi. Çünkü ihracatçının en az %5 ile 10 arasında bir artış beklentisi var kurda, en az. Yani biz de haberleştiriyoruz bunları. Hı hı. Kendileri ifade ediyorlar. Diyorlar ki hiç olmazsa 23-24 olsun. Yani dolar 23, şeyde euroda 24 Türk lirası olsun ki biz biraz bu çarkı döndürelim. Biz yabancı, yani özellikle uzak doğuya karşı %40 pahalıyız. Hani %15-20'yi Avrupalı kabul ediyor. Biz de onlara onlardan zam talep etmiyor musunuz diye sorunca evet ediyoruz, ama alabildiğimiz %7-8. Fakat bizim maliyetlerimizdeki artışla biz hala pahalı kalmaya devam ediyoruz. Üstelik de kar marjımız %3'e 4'e düştü. Sıkışıklık buydu. Ama buna ilişkin bunu çözecek bir toplantıdan bir şey gelmedi. Yani beklentileri, evet, karşılanmadı diyebilirsiniz, ama sonuçta açıklamalarda da yani beklentimiz karşılanmadı sözü olmadığı için, hani böyle bir şeyi de demek ki bizim kendi kendimize gazeteci olarak söylememizin bir alemi yok. Artık konuşmayalım mı? Ben de onu anlamadım. Yok. Çünkü o kadar diyemeyiz ama. Önümüzdeki haftadan itibaren bu konuyla ilgili hiç konuşmazmışız. Ha şöyle, Tim Başkanı dedi ki istikrarlı kur, istikrarlı enflasyon isteyen doğru taraftayım. Onu hep söylüyor Mustafa Gülcepe. Bu ne demek? Yani şöyle, aslında daha önce bunu ifade etti. Biz de mesela manşete de koyduk. Bunu başka iş dünyasının önemli kanaat önderleri, sivil toplum örgütü liderleri, ki mesela geçenlerde yine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de ifade etti. Kurun hiç olmazsa enflasyon kadar artması. Yani beklenti bu yönde ki bir denge olsun ve herkes ne olacağını bilsin. Şimdi kur patlayacak mı? Kur yarın öbür gün başka bir nedenden dolayı aşağıya mı çekilecek? Bu belirsizlikler aslında o fiyat verme meselesini de çok zora sokuyor. Bir. İkincisi, aynı zamanda beklentilerin, bu beklentilerdeki bozulma üretim tarafını da zaafa uğratıyor. İhracatçı şunu söylemeye başladı. Ya biz tamamen ihracatı kura teslim etmeye başladık. Ama iç piyasayı da giderek açılan ve daha da önümüzdeki dönemde açılacağı görünen Çin'e ya da Uzak Doğu ürünlerine teslim etmeye başlıyoruz. Navlunlar düştü Hakan Güldağ. Navlun düştü. İster istemez gelebiliyor, daha rahat gelebiliyor. Hı hı. Avrupa'ya da karşı bu bizim açımızdan bir tehdit, yani ihracatımız açısından bir tehdit, ama iç pazar içinde bir tehdit.
kurların bu seviyesi sonuçta pek kimsenin işine yaramıyor. Yani tabii ki ithalat tarafında biraz daha canlılık getiriyor ama hani üretici kesimleri biraz zorluyor idi. Yani öyle biliyoruz. Benim en öyle. Çok duyduğum tekstil sektörü mesela bununla ilgili. Doğru. Artık rekabet edemiyoruz da. Şimdi işin tabii şey tarafı ayrı bir tartışma konusu. Kurla mı rekabet edelim, bu mudur yani diye. O hep tartışılır ama evet. Tabii şu anda hali hazırda mevcutta durum neyse onu konuşuyoruz. Yani zaten bu politika seçilmişti. Doğru. Değil mi? Kuru kademe kademe zayıflatarak bir şekilde ihracatçının önünü açacağız denmişti. Evet. Bu yapıldı. İhracatçılar aşırı memnundu. Finansmanlar sağlandı. İşte siparişlerin de arttığı tabii, bir dönemdi. Arttığı dönemdi. Çok üst üste geldi. Pandemi ve sonrasındaki yılı kastederek. Evet. İhracatı şimdi, da 254 milyar dolara çıkarttı. Yani paritede biraz daha yardımcı olsaydı 260-65 milyar dolara doğru da gidecekti. Cumhuriyet tarihi rekoru diye hep anons ettik en son gelen rakamları. Öyle zaten. Zaten gerçekten de öyle. Hatta hep de şu eleştiri de geldi. Ya ihracatı sahipleniyorsunuz, ithalatı niye orada üvey evlat gibi bırakıyorsunuz, onu da sahiplenin diye de çünkü çok fazla yorum geliyordu. Bir yandan ihracat artınca çünkü ithalat da patladı. Tabii. O da işin ayrı bir tarafı. Evet, üvey evlat diye bir şey yok. O da tabii ki ekonominin önemli bir aktörü. Hı-hı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu dengeyi sağlamamız lazım ve denge ithalat lehine bozuk vaziyette. Yani bizim ithalatımız ihracatımızın hep üstünde, artış hızı da üstünde. Bunun getirdiği önemli bir dengesizliği yaşıyoruz. Dış ticaret açığımız bu. Sonuçta bu cari açık olarak bize geliyor. Merkez Bankası da o zaman diyor ki cari açığın diyor baktığımız zaman dengesini evet kurabilme yani fiyat istikrarını sağlamak için cari açığın dengesini kurmak çok önemli diyor. Hı hı. Hatta oradan belki giderek diyor ki ya iç tüketimin de bu kadar artması ithalatın artmasını da biraz beraberinde getiriyor ister istemez. Evet. O zaman burası peki. Biraz tehlikeli diye bakmaya başlıyor. Evet. Biz şimdi aslında benim gördüğüm kur rejimini değiştirmiş gibi olduk. Kur rejimini değiştirdik. Oraya bir daha geleceğim. Tamam. Çünkü 2023 para politikası metninde de peki. Serbest kur diye vurgulanmıştı. Birazdan tekrar sorularım olacak ama şimdi kısa bir araya gidelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Merkez Bankası Başkanı dedi ki bizim bir kur hedefimiz yok dedi. Bunu hep söyler zaten Şahap Bey. Ama bu kadar tabii Ekim'den beri böyle kur hareket etmeyince, gerçi bugün de 20 kuruş gitti ama insan böyle bir sormadan edemiyor. Sabit kur rejimine mi geçildi? Yani 2023 para politikası metninin içerisinde çünkü serbest kur rejimi diye vurgulandı. Ama tabii böyle olunca da neden acaba? Yani çünkü beklenti şuydu. Demek ki yıl sonunda enflasyon beklentileri bozulmasın diye böyle buralara getirildi. Ama yeni yılda demek ki kademe kademe hani çok da piyasaları yormadan, üzmeden, enflasyonu da çok böyle değil mi? Hani zıplatmadan bir şekilde böyle kademe kademe gidecek diye de tahminler vardı. Öyle olmadı. Yani hiçbirimizin beklentisi bu arada kur yükselsin değil. Yanlış anlaşılma olmasın hani öyle söyleyince. Yok, ihracatçıların beklentisi kur yükselsin. Bu arada aynen. Yani ama o bir vatandaş olarak kimse istemez tabii yani hani aşırı değersiz bir kur bu arada. Ya ben yani kendi adıma naçizane tabii söyleyeyim. Tabii lira olarak diyorsunuz, Türk lirası evet. Olarak. Tabii ki yani çünkü satın alma gücünüz gidiyor. Dedim ya yani şimdi sokaktaki vatandaşa sorsak Türk lirası reel olarak değer kazanıyor. Onun için de böyle ihracatçımız sıkıntı yaşıyor filan desek. Bize herhalde güler ya da başka bir şey söyler. Derler, evet, ne anlatıyorsun diyebilir. Ama biraz önce o çizdiğiniz çerçeveyi bugün sohbet ettiğimiz önemli bir ekonomi aktörü, ekonomide yönetici de olmuş birisi. Örtülü yönetilebilir kur rejimine geçtik. Aslında biz kur rejimini son dönemde özellikle Temmuz'dan bu tarafa değiştirdik diye ifade etti. Yani o Eylül 2020'de geçtiğimiz, Eylül 2020 idi değil mi? 21 miydi? 21. Çok affedersiniz. Naci Ağbalı söylüyorsunuz. Naci Ağbalı. O dönemi mi?
Hayır, Eylül'de yani Naci Ağbal döneminden sonra Şahap Bey'in gelişini diyorsunuz. Evet, döneminde ben enflasyon tarih konusunda çok kötüyüm. Yanlış bir yönlendirme yapmayayım. Yok, ben eminim. Eylül 2021'de ne çıktı önümüze? Bir faizde 19'du. Şahap Bey değiştirmedi. Naci Bey 19'a çekmişti. Yukarıya çekmişti. Belki o nedenden dolayı da gitti. Ama biraz bir durdu orada. Orada bırakıldı. Bir durdu, Şahap tabii, Bey bıraktı. Hatta dedi ki hep reel faiz izleyelim dedi. Dedi. Yani hep reel faiz olacak dedi. Ne demek? Yani enflasyonun üzerinde getirisi olan ya da enflasyonun biraz üzerinde de olsa bir faiz verilecek. Yani bir reel faiz olacak. %16 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. İşte 18 falan oralarda geziniyordu. Civarda. Birdenbire 19'un biraz üzerine çıkınca orada bir tertip değişti. Biz rekabetçi kura geçiyoruz denildi. Başka bir yöntem belirlendi ve o yöntemin işte birazdan bir epeydir tartıştığımız konu ve bizi bugünkü tartışmalara getiren konu rekabetçi kur, yani ihracatçının elini güçlendirecek, Türkiye'yi cari fazla vermeye doğru götürecek bir yaklaşım, bir politikanın uygulanmaya başlaması. İşte bir seneden fazladır bu politika uygulanıyor aslında. Yani en azından öyle biliniyor. Ama bizim gördüğüm, yani benim gördüğüm şu. Belli bir tarihten sonra bu artık o rekabetçi kur meselesi bakıldı ki döviz kontrolü, dövizi kontrol etmek böyle pek mümkün değil. Yani Eylül'den aralığı çünkü 18 küsürlere gelmişti. Geldi, orada da aralıkta patladı, el freni çekildi. El freni çekildi. Kur korumalı mevduat geldi. Herhalde 21 ya da 22 Aralık'tı. Şimdi tarihi tam şey edeceğiz ama çekildi. 11.80'e kadar, 11 küsüre kadar kur tekrar düştü dolar. Ama ondan sonra da 13 bir yerlere geldi. Bir orada zaman bir içerisinde durduk. Orada da biraz durduk, sonra da bir 16'ya gelip uzun süre 16 bir şeylerde gittik. Şimdi işte bir süredir biraz da sonra da 18.60'da çok uzun süre gene orada takıldık. İşte sizin de söylediğiniz acaba sabit kur rejimine mi geçtik meselesi bu. Yani ne o sırada enflasyon tam anlamıyla kelimenin patladığı, dünyada enflasyon da büyük bir çıkış oldu. Borsalar alt üst oldu ama bizim kurlar belli bir yerde kaldı. Evet. Onun da temel mekanizması ihracatçının gelirlerinin, döviz gelirlerinin %40'ının Merkez Bankası tarafından bozulması ve kredi alacaklara da bir ilave bir ay bankada tutma şartının getirilerek %30'unun da bu şekilde bozdurulması konusuydu. Yani bu epey bir zaman işledi doğrusu. Ama şimdi biz artık o rekabetçi kur ortamından bu politikanın devamı sonrasında ihracatçının kurların düzeyinden rekabetçi olmadığı şeklinde bir şey var. Hatta gösterelim mi şey grafikle de? Tabii, Selçuk'tan rica edelim. Böyle ekranda gözükünce çünkü daha net anlaşılıyor. Şuralar böyle 6 seviyesinden sonra biliyorsunuz 6.80'ler. Bakın zaten böyle uzunca bir süre şöyle neredeyse o seviyelerde gitmiş. 3 aşağı 5 yukarı işte 7'lere geliyor. Biraz çıkıyor filan. Sonra kademe kademe değer kaybetmeye başlıyor. 6.80'i de çok uzun bir süre test ettik değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra doğru. Sonra zaten şuralarda artık böyle o 2021'in yavaş yavaş sonlarına doğru şurada bir zaten şu kur şoku tam anlamıyla. İşte 16, Aralık, Ocak. Falan. Evet oralar. Evet. Sonra zaten şurada bu sert iniş onu gösteriyor. Bu KKM'nin gelişidir. Muhtemelen. Evet. Evet. 10.6'ya kadar inmiş. Bu işte KKM'nin gelişi zaten. 10.6'yı hatırlayamadım doğrusu ama yani doğrudur tabii. Yani orada tabii geçmiş olabilir ama bizim gördüğümüzde 11 küsürler falan da ekranda. Evet. Sonra böyle kademe kademe geldi. Şimdi de bakın şu son kertede zaten böyle olduğu gibi 18 yatay. Küsür yatay. Yani bunu artık tam anlamıyla yatay diyebiliyoruz. Yatay yatay kur. Yani geçen kim Ali Ağoğlu söylüyordu. Ya istikrarlı diyemiyorum çünkü ne olacağını bilmiyorum. Ama yatay mı? Yatay. Hı hı. Yani bir süredir yatay. Doğru bir ifade bence. Ama çünkü Bakan politika, Nebati dedi ki ben enflasyonu şu anda yani enflasyon hedefini bozmak istemiyorum dedi. Bunu açıkça söyledi. Eğer enflasyon da kurdan çok fazla etkileniyorsa demek ki kurda da bir hani
büyük bir hamle olmasını istemiyorlar hali hazırda. Yok, evet, Sayın Bakan da açıkça en azından her taraf, her noktada aynı bakış açısı olmasa da bu noktada gerçekten yani enflasyon, kurlardaki yükseliş bizim enflasyon hesabımızı bozar yaklaşımıyla burayı kontrol altında almaya, onu sürdürmeye devam ediyorlar. Hani örtülü yönetilebilir kur rejimi denilen konu da bu. Yani tam bir serbest kur rejimi mi değil, sabit kur rejimi mi o da değil. Ama kontrollü, döviz kontrollü ve bir anlamda da yönetilebilir bir örtülü kur rejimi gelmiş vaziyette. Hı-hı. Onu da kabul etmek lazım. Çünkü bunun başka türlü başka bir izahı yok. Bunun en büyük yansımasını da aslında Merkez Bankası'nın bilançosunda biz görüyoruz belli oranda. Orası çünkü bir hayli kısa vadeli borçların o Merkez Bankası bilançosunda ciddi şekilde arttığını da görüyoruz. Yani bunun tabii ki bir takım yansımaları da oluyor. Hı hı. Ama bir politika sürdürüldü. Muhtemelen de seçime kadar da bu politika sürecek. Seçimden sonra ne olur? Orasını şu andan kestirmek mümkün değil. Seçim sonucunu da bilemiyoruz. O seçim kim gelirse gelsin farklı yaklaşımlar da ortaya çıkabilir. Ama ihracatın sıkıntıya girdiği, kar marjlarının düştüğü, üretici yani imalatçı, ihracatçı kesimler tarafından sık sık dile getiriliyordu. Demek ki belki de bıçak kemiğe mesela dayandı diyen bir takım sektörler olduğunu da duyuyoruz. Demir çelik mesela gibi. Mesela demir çelik diyorsun. Demir çelik gibi. Tekstili aynen. Tekstili biz de duyuyoruz. Tekstili zaten çok ifade ediliyor. Zaten tekstilde işten çıkarmaların olduğunu da görüyoruz, biliyoruz. Yani belki öyle çok da korkunç boyutlara ulaşmış değil ama şu anda istihdam kaybedecek durumdaysak bunun bir nedeni olması gerekir. O da büyük oranda tekstilciler, hazır giyimciler tarafından kurların bugünkü seviyesine bağlanıyordu. Bu başka emek yoğun sektörlere de yansıyor. Çünkü baktığımızda emek yoğun sektör diyelim ki %25'i ya da %30'u maliyetinin, toplam maliyetinin emekse, ücretlerse, o zaman buradaki her artış ister istemez bir maliyet olarak buraya yansımak zorunda. Yansıtabilen yansıtıyor. Ama yansıtamayan, ki daha çok yansıtamadıklarını söylüyordu ihracatçılar, bunu maalesef sipariş kaybı olarak görmek durumunda. Alabilenler siparişi, devam edenler, zam da alabilenler ürünlerine, iyi firmalarımız, onlar da yetersiz olduğundan bunu şikayet ediyorlardı. Sonuç olarak problem siz istihdam bu. Tarafına yansımasının devam edebileceğini görüyorsunuz. İstihdam tarafına yansıyabilir. Yani o da aslında seçime giden bir iktidar açısından çok da istenen bir konu değil. Ama bence oradaki algı, iç talep güçlü. Çünkü Merkez Bankası'nın metnine de biraz girdi yansımış oraya, bu. Evet. İç talep güçlü. Peki. Büyümede bir sorun yok. İstihdamda da bir sorun olmaz. Çünkü Merkez Bankası'nın gene açıklamasında da bu var. İstihdamın göreceli olarak diğer ülkelere göre daha iyi bir performans sergilediğine dikkat çekiliyor. Böyle bakınca bir taraf bu işte bunda fazla sorun görmüyor. Bugünkü açıklamalara bakınca zaten hani kimse açısından çok da büyük sorun yokmuş gibi bir tablo ortaya çıktı ama bunun ben çok gerçeği de yansıttığını düşünmüyorum. Bakalım kim kazanacak diye. Bakalım. Peki, çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Burada noktalıyoruz günden kalanları. Herkese iyi hafta sonları.